Şimdi sen mi kaçırttın? Yanlış. Yanlış duydun annem. Yok. Yok öyle bir şey. Yok Selim, öyle bir şey yok. Yok. Cennet bana yalan söylemezsin sen. Sana bunları annem mi yaptı? Abi öldü. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Hayır, hayır. Ölmedim ama ben ölmedim. Annem ben çok pişmanım. Seni kaybetmekten ne kadar korktuğumu biliyorsun. Selim ben sadece seni çok seviyorum. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Oğlum lütfen. Cennet'i öldürecek miydin? Gerçekten bunu yapacak mıydın? Selim. Oğlum lütfen. Çek elini. Neden, neden? Neden öldürecektin Cennet'i ya? Neden bu kadar nefret ediyorsun Cennet'ten? Ya Cennet'i öldürebilecek kadar ne yaptı bu kız sana? Selim, ne oluyor burada? Cennet'i sen öldürmeye kalktın ya. Delireceğim ya, delireceğim. Oğlum. Bana oğlum deme. Çek elini, bana oğlum deme. Selim sakinleş biraz. Sakinleş mi? Ne demek sakinleş? Annem Cennet'i öldürmeye kalktı. Sakinleşeyim mi? Bana bunun cevabını vermek zorundasın. Bana nedenini söyleyeceksin. Çünkü seni benden alıp götürecekti. Bu kız seni bizden alıp götürecekti. Ben seni kaybedemezdim Selim. Bu mu sebebi? Ne diyorsun sen ya? Bu mu bütün sebebi? Niye beni sizden koparsın? Sen ne saçmalıyorsun? Selim, çünkü sen aslında... Aslında sen hasta bir kadın mı olsun? Tamam mı? Bunlara, olanlara mantıklı bir sebep aramaktan vazgeç. Çünkü senin annen hasta, deli. Tamam mı? Duymak istediğini duydun mu Selim? Aslında sen de biliyorsun. Yıllardır annen seni kaybetme korkusuyla yaşadı. Şimdi sen Cennet'le yakınlaşınca da ellerinden kayıp gideceğini düşündü. İster hasta de, ister deli de. İnan ya da inanma. Tek sebep bu. Daha fazla kalamam, burada ölürüm. Nereye? Selim! Selim nereye? Selim! Beni bırakma. Cennet'in yanına bir santim bile yaklaşmayacaksın. Duydun mu beni? Oğlum benim oğlum! 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 Gitsin! Oğlum! Oğlum! Of, bırak gitsin.
sesi ya. Aklını mı kaçırdın sen, ne yapıyorsun? Bırak! Mahir Sevan'ı arayıp haber vereceğim, bırak. Arzu! Cengiz! Bırak kolumu, ne yapıyorsun? Arzu, kimseye haber veremez. Cengiz, sen ne dediğine farkında mısın ha? Babam orada öylece bırakacak mıyız, saçmalama! Ya arayıp ne diyeceksin Arzu? Nasıl öldüğünü görmedin mi? Canımı yakıyorsun. Bizim yüzümüzden öldü Arzu. Bizim yüzümüzden falan ölmedi. Babam bizim yüzümüzden ölmedi. Belki de kalp krizi geçirdi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya niye kalp krizi geçirdi peki ha? Niye? Senin yüzünden. Senin söylediklerin yüzünden kalp krizi geçirdi. Ya belki de daha düştüğünde yaşıyordu. Kafasını vurduğu için öldü Arzu. Biz öldürdük kız abi. Bizim yüzümüzden öldü. Anlıyor musun? Bizim yüzümüzden. Hiç kimseye hiçbir şey söyleyemezsin. Anlıyor musun? Arzu. 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 Arzu kendine. Ne olur kendine. Ne olur. Arzu, ne olur gelme. Arzu! Nilgün, iç şunları. Toparlanmana yardımcı olur. Ben Selim'i istiyorum. Ara. Yalvarırım ara. Konuş. Gelsin eve. Yalvarırım ara. Ben onsuz yaşayamam. Nilgün, şu an Selim'in üzerine gidemeyiz. Her şey daha kötü olur. Bak sakinleş biraz, tamam mı? Her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek. Ben düzeldim mi Özlem? Hı? Hiçbir şey düzelmeyecek. Bak deniyorum. Olmuyor, elimde değil. Selim'i kaybettiğim o kazadan sonra ölmek istedim ben. Ama sonra o çocuğu gördüm. Ali. Bana öyle bir baktı ki. Onun bana ihtiyacı vardı. Benim de ona. Ben o bakışları hala görüyorum. Ama maalesef yetemiyorum. O bana hep iyi geldi. Ben ona hep yarım kaldım. Ya Nilgün, saçmalama. Siz ona bir aile verdiniz. Bak, Selim eninde sonunda eve gelecektir. Ama biraz olayları sindirmesi lazım. Biraz zamana ihtiyacı var, tamam mı? Benim böyle bir annem yok artık. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Nasıl yapar? Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Ben sana bir şey olacak diye korkarken, Arzu Hanım'ı suçlarken... Suçlu en yakınımdaymış. Annemmiş ya. Annem. Annem. Selim. Bakalım Cennet Hanım neler yapıyormuş. Şantiye alınan malzemelerin fiyat listeleri ve giriş tarihleri aşağıdaki gibi de satın alıp onaylayan Cennet Yılmaz. Hiçbir şey anlamadım. İyi de bu yaraklar nasıl Cennet'in başını belaya sokacak ki? Thank you.
açmam gerek. Söylememiz lazım, yoksa mahvoluruz, anladın mı? Cengiz bak, sen saçma diyorsun. Bizim bir suçumuz yok. Asıl böyle yaparsak suçlu durumuna düşeriz. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu işten kurtulmamız için başka çaremiz yok. Nasıl bir şey olsaydı? Seni öldürseydi. Selim bak, ben buradayım, karşındayım, iyiyim. Çok üzgünüm. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Ama oldu. Oldu ve ben bunların hiçbirini değiştiremiyorum. Değiştiremeyeceğim de. Tamam da bu senin suçun değil. Cennet bak. Eğer şikayet etmek istersen... Yani annemi şikayet etmek istersen ben seni yanılmıyorum, tamam? Kim olursa olsun... annem dahi olsa cezasını çekmek zorunda böyle bir şey. Sen hep böyleydin. İyi kalpli ve sevgi dolu. Beni daha önceden tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Hani sen bana demiştin ya, senin masanla kahraman olmak istiyorum diye. Belki de biz eskiden bir masanın iki kahramanıydık. Ayrı düştük, unuttuk birbirimizi. Sen hep bana diyorsun ya, ben senin yanında kendimi daha rahat, daha mutlu hissediyorum diye. Benim için de öyle. Sanki seni eskiden beri tanıyor gibiyim. Sen benim eksik tarafımı tamamlıyorsun. Cennet. Bu masal hiç bitmeyecek. Ben seni asla yalnız bırakmayacağım. Senden hiçbir zaman ayrılmayacağım. Asla, ne olursa olsun. Melisa? Amca, kapı çalmak yok mu ya? Aralık görünce müsaitsin diye düşündüm. Ne o? Sakladığıma göre önemli bir şey olmalı. Yo, değil yani. Önemli bir şey değil. Hadi ama Melisa, benden de mi saklıyorsun? Aşk olsun. Amca lütfen, yani özel bir şey. Hem sen de bir şey bilmeyi ver ya artık. İyi, tamam, sorun yok. Hem ben buraya sadece sana üzülmemeni söylemek için geldim. Anlamadım. Niye üzülecekmişim ki ben?
Cennet'le Dubai'ye gidemedik ya. Hı. Üzülecek bir şey yok. Plan aynı kalıyor. Babam Cennet'in annesini bulduktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki ya dedem o kadını hiç bulamazsa? O zaman ne olacak? Yani ben de sen üzülme diye söylüyorum. Sen beni merak etme. Hı. Hem babamdan hiçbir şey kaçmaz. Dubai'li ortaklarımızdan birini İstanbul'a çağırdım. Bir süre işleri buradan beraber yürüteceğiz. Yalnız bir sorun var. Biz Cennet'le Dubai projesi için birlikte çalışırken... senin Selim'i ayağımızın altından çekmek için bir şeyler yapman gerekecek. Ne gibi şeyler mesela? Mesela şu geçenlerde kendim hazırladım diye Selim'e sunduğum proje var ya. Ya önemli değil. Senin hazırlayıp hazırlamamış olmanla ilgilenmiyorum. Ama birazcık projeyi geliştirmen gerek. Hatta Selim'le birlikte yapın. Eminim Cennet'ten ayrıldıktan sonra onun da ağlayacak bir omuza ihtiyacı vardır. Benim Cennet'i Selim'den uzak tutmak için böyle şeylere ihtiyacım yok. Parmağımı çıklatmam yeter. Ve Cennet uçup gider. Peki küçük hanım, sizin cadılık numaralarınıza benim aklım ermez. Ben daha gerçekçi şeylerle ilgilenirim. Selim'le bol şans. Şansı senin ihtiyacın olacak amcacığım. Cennet sadece Selim'in değil... senin de hayatından çıkıp gidecek. Thank you.
Anlatacaksın. Cavidan. İstersen sen yorulma. Senin yerine ben polise ifade verip anlatayım. Ne dersin? Cengiz sen ne diyorsun? Yok ki anlatacak bir şey. Ne anlatacaksın? Anlatacak çok şey var Arzu. Hangi birinden başlayayım? Neden buraya geldiğimizi mi? Rıza abiyle olan kavganı mı? Ondan sakladığın geçmişini, yalanların yüzünden onun ölüme gittiğini mi? Hangi birini anlatayım ha? Detaylar sende. Başlıkları ben söylerim. Ne dersin? Aklını mı kaçırdın sen? Mahvolurum ben. Biterim ben. Yapma Cengiz. Ne olur yapma. Sen bitersin öyle mi? Ya ben? Ben ne olacağım Arzu? Ben? Senin yüzünden ben buradayım. Anlıyor musun? Senin yüzünden. Ya senin yüzünden ben belki de bir cinayete karıştım. Farkında mısın sen bunun? Ne cinayeti? Neden bahsediyorsun sen? Kazaydı belki. Baba kalp krizi yüzünden öldü belki. Nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsun Arzu? Belki de ondan ölmedi. Kafasını taşa vurduğu için öldü. Belki de bizi suçlayacaklar. Beni suçlayacaklar, anladın mı? Beni. Ben böyle birisi kalamam. Eğer ben yanarsam... seni de yakarım. Bana bak. Bir daha sakın... sakın beni tehdit etmeye kalkma Cengiz. Ara polisi anlat. Ama emin ol. Ben de polise, seninle ilgili her şey. Ama her şeyi anlatacağım. Ya bu işi beraber temizleriz. Ya da beraber batarız. Karar senin. Mezarı ben kazanam. Yeah.
Abla, Selim abinin neyi var? Geldiğinden beri hiç konuşmadı. Ömer'cim sonra konuşsak. Çorbasız olmasın. Al bakalım. Hadi iç çorbanı. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim zaten. Bak bol bol limon da sıktım. Seversin sen. Bu şekilde sevdiğimi nereden biliyorsun? Bilmem. Sen söylemişsin herhalde, içse mi soğutmadan? Seni kaçıran kadının annem olduğunu ne zaman anladın ki? Artık bir şey saklamana gerek yok zaten. Her şeyi açıkça söyle bana. Size yemeğe geldiğim gün. Sonra da benden ayrılıp Dubai'ye gitmeye karar verdi. Yani aramızdaki sorun ne Orhan ne Meysa'ydı. Seni benden ayıran kişi annemdi. Sen de haklısın. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Selim, ne olur daha fazla üzme kendini. Geçti bitti. Değiştiremeyiz artık. Hem önemli olan şu an. Bundan sonra ne yapacağımız? Artık o evde kalmam. Gidip otele yerleşeceğim. Sabah da ilk iş babamla konuşacağım. Hayır, telefonlarımı açmadığına göre yüksek ihtimal o da bu işin içinde. Sonra bir daha oynayacağız. Yenilen pehlivan doymazmış derler kızım. Aşk olsun baba ya. Hem amcam zar tutuyor. Biz ona ustalık diyoruz Melisa. Hadi sofra ya. Sen de yenmeyi versen. Yani ha? Anneciğim yenile yenile yenmeyi öğrenecek. Ben onun iyiliği için yapıyorum. Babam da zamanında bizi az yenmezdi. Sahi dedem nerede? Annem de yok zaten. Annen işlerden başını kaldıramamıştır. Varsa yoksa iş. Neden de balığa çıktı? Akşama balıklar benden demişti. Kesin tutamamıştır. Ay sabah eder artık. Niye uğraşıyor ki babaanneciğim? Zaten gidip alıp getirse biz inanacağız ya onu tuttuğuna. Sen öyle san. Hatırlıyor musunuz? Bir gece eve bir torba balıkla gelmişti. Ya. Ay hatırlamam mı? Zehirlenip kaç gün yatmıştık. Nasıl? Siz dedemin tuttuğu balıklardan mı zehirlendiniz? Keşke kendi tuttukları olsaydı. En azından taze olurdu. Babam balıkçıya gitmiş. Bir kilo balık almış. Eve de gelmiş nasıl övünüyor. Şöyle yaptım böyle tuttum. Neyse annem bunları bir güzel pişirdi. Senin anlayacağın balıklar bayat çıktı. Bütün geceyi hastanede geçirdik. Ah be dedeciğim inanmıyorum. Ya. Ama o da son oldu. Bir daha bu masaya kendi tutmadığı balığı getirmedi babam. İsabet olmuş. Ne oldu? Ne bileyim işte ya. Hatırlıyor musun eskiden babamla her hafta sonu balığa çıkardık. Bazen düşünüyorum da keşke hiç büyümeseydim. Babamlarımız eskisi gibi olsaydı. Dedemle aranızda ne var ki? Yani işte kızım ne bileyim. Dedenle araları biraz limoni bu aralar. Ama düzelecek. Rıza öyle kimseye dargın kırgın kalmaz. Onun için dünya bir yana evlatları torunu bir yana. Hadi
Lafa daldık, soğuttuk, başlayın. Ne oldu? Ayağımı burktum. Allah kahretsin, kahretsin. Arzu, Arzu yardım et. Rıza abiye getir. Hayır. Hayır. Asla olmaz. Ben ona dokunamam. Arzu, asla demek için artık çok geç. Yap şunu. Yap şunu. Yap şunu! Arzu hadi! Çay da var müesseseden. Sağ ol Ömer'cim. Sen de bizim yüzümüzden bu saate kadar kaldın burada. Yok be abla, gidip Beste'yi alacağım zaten. Ha, Beste bu akşam dönüyordu değil mi Gezi'den? Alırız beraber arabayla şimdi. Abi sen hiç rahatını bozma. Siz keyfinize bakın, burada ben alır gelirim. Neyse, afiyet olsun size. Sağ ol. Annem nasıl bu hale geldi hala anlamıyorum. Hayır, hasta olsam, küçükken bir şey yaşasam, başıma bir şey gelmiş olsa, beni kaybetmekten bu kadar korkup delirmesine sebep olacak bir şey yaşamış olsak anlayacağım. Ama böyle de bir şey olmadı. Neyse, saçmalıyorum. Ya sen sadece olup biteni anlamaya çalışıyorsun. Keşke her şeyin mantıklı bir açıklaması olsa. Belki de vardır. Niye açmıyorsun telefonu Cengiz, niye? Neredesin Cengiz? Nilgün, yeter artık, hadi gel bir şeyler ye. Götür şunu gözümün önünden. Senin gibi terk etmiş Cengiz'in haberi yok. Belki önemli bir işi falan çıkmıştır. Selim'den daha önemli ne olabilir? Arzu hadi. Hadi in aşağıya. Hadi. Arzu yap şunu. Ah!
Serna. Arzu, Arzu al şu telefonu. Arzu al şu telefonu dedim sana. Al. Al şunu. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Hayır. Çıkar beni ne olur. Çıkar beni buradan. Kahretsin. Bana bunu yaptığına pişman olacaksın. Nefes aldığım her gün bunu sana hatırlatacağım. Babanızı bakayım. Anne ararız diye almamıştır telefonu yanına. Ya kesin telefonu arabada bırakmıştır. Ya anneciğim sen babamın inadını bilmiyor musun? O balığı tutmadan sesi çıkmaz. Zatürre olmazsa iyidir. Ya gece gece bu soğukta olacak şey değil. Eski toprağa kıraç almaz Sema Hanım. Oğlum babamın taklidini falan yapma, bak kulağına falan gider. Bir şey olmaz. Bir gelsin eve, göstereceğim yoluna eski toprağı. Hayır, Arzu'nun da sesi çıkmadı hala. Bir ara şunu nerede kalmış bir sor. Hayır yani bundan sonra eve gelmeyecekse birkaç eşyasını gönderelim şirkete. Ay Allah'ım söyletti ne? Ay nerede o gün? Sinirim bozuldu. Anne. Açmıyor. Ha, şimdi sen arıyorsun ya, aklınca tavır yapacak. Bir de sen araba arıyor. Kim arayayım anneciğim? Arzu'yu mu babam? Arzu'yu oğlum, kim olacak? Rıza abi lütfen. Rıza abi. Rıza abi. Al ara. Ara polisi anlat. Ama emin ol. Ben de polise seninle ilgili her şey, ama her şeyi anlatacağım. Ya bu işi beraber temizleriz ya da beraber batarız. Karar senin. Değilim.
bir müşteriyle yemekteyim. Birazdan evde olurum. O kadar çok sevindim ki Ömer yolda her şeyi anlattı. Barışmışsınız da. Bir daha çağırmayın ama, tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Sen de söz ver. Dubai'ye falan gitmek yok. Ya tamam, söz. Oh, şimdi rahat ettim. Çaylarınız bitmiş. Biz hemen gelip çay koyalım. Gerek yok Beste. Geç oldu zaten. Ben sizi bırakayım. Biz gideriz. Ömer de var yanımızda. Sen merak etme abi. Ben kapıdan girip ışığı yakana kadar evin önünde beklerim. İyi madem. İyi geceler size. Otele gidince haber ver. Abla, Selim abi eve gitmiyor mu? Mesajım, sen yokken o kadar çok şey oldu ki. Ömer bize çay getirsin, konuşalım. Tamamdır, üç çay hemen geliyor. Yoksa Selim abi öğrendi mi? Henüz Ali olduğunu öğrenmedi. Ama yakında öğrenecek. Evin yolunu bulabilmişsin. Ne oldu Arzucuğum? Yakalandım diye çok mu korktun yoksa? Neden korkayım ki? Ben müşterilerle yemekteydim. Çukura falan mı düştün sen? Üstün başın çamur içinde de. Hayır, yani düştüğün yerde kalsaydın diyecektim. Biz şantiyedeydik. Orada olmuştur. İzin verirseniz odama çıkıp dinlenmek istiyorum. Her şey bitti. Elinin hamuruyla erkek işine soyundu. Kocası kızı evde, Arzu Hanım gece gece şantiyede. Yok, cevap verecek bir şey yok. Haklısınız siz. Benim aileme daha fazla zaman ayırmam gerekiyordu. Bundan sonra ailemle daha fazla vakit geçireceğim. Ben uyudum. Bak, hatta rüya bile görüyorum. Sen bana haklısın diyeceksin. Olur şey değil.
İyi geceler. Yok. Rüya olsa uyanırdım herhalde. Yok, bu hakikaten şantiyede çukura düştü. Kafayı da kırdı kesin. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Neden ayaktasınız siz? Neden uyumadınız? Neredeydin? Şantiyedeydim Nilgün. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Oğlumuz evi terk etti. Sen işinle uğraşırken Selim bizi terk etti. Nilgün, şunu doğru düzgün anlatır mısın başından? Ne oldu? Selim, Cennet'i kaçıranın Nilgün olduğunu öğrendi. Selim abi mi? İyi miymiş? Gitmiş mi? Otele giriyormuş şimdi. İyi misin peki? İyi olmaya çalışıyorum. Daha iyi olacaksın. Söz veriyorum. Ben her zaman yanındayım. Gidelim mi artık? Geç oldu. Tamam, ben ocağı kapatayım, hemen gidelim. Her şey çok güzel olacak, merak etme. Selim abiden bir haber var mı? Yok, daha aramadı. Evdedir. Ailesiyle konuşuyordur belki. Bir şey soracağım. Selim abi annesiyle babasına Cennet'i neden kaçırdınız diye mi soracak? Evet. O zaman Selim abi her şeyi anlatmak zorunda kalacaklar. Düşünsene, Selim abi Ali olduğunu öğrenecek. Yani bunu öğrenmesini çok istiyorum ben ama ailesinin ona gerçeği söyleyeceğinden pek emin değilim. Sonuçta bu zamana kadar sır gibi saklamışlar. Bundan sonra kesin bir bahane bulurlar. Haklısın. Ben de bir an heyecanlandım. Selim bir şeyler hatırlamaya başladı biliyor musun? Ali diye birinin ona seslendiğini falan anlatmış. Ömer, duydun mu? Selim abi bir şeyler hatırlamaya başlamış. Biliyorum, ablam anlattı. İnşallah yakında her şeyi hatırlayacak Selim abi. İnşallah. Hadi oturun, oturun. Hem annem hep der, yani geçmişini hatırlamayan geleceğinde yaşayamaz diye. Ne güzel sözmüş o öyle. Bizim hayatlarımız ondan hep böyle yarın. Hayallerimiz bile tam değil. Üstümüzde hep bir korku, güvensizlik var. Belki anne babamız tanımış olsaydık böyle olmayacaktı.
Haksız mıyım abla? Sen anneni bulsan, konuşsan, attığın adımlar daha sağlam, daha güvenli olmaz mıydı? Orası öyle besteciğim. Ama ben annemi bulamadım. Umarım Rıza Bey bulacak. İşte o zaman bu söylediklerinin hesabını soracağım ona. Hadi ye. Orhan, bir daha ara babanı. Geldi. Bu saate çoktan dönerdi. Anneciğim geç otur şöyle lütfen kötü düşünme. Oturamam. İçim daralıyor. Anne sen de hep en kötüsünü getir aklına zaten. Aklıma gelse iyi. İçime doğuyor. Kaç yıllık kocam benden iyi mi bileceksin? Böyle haber vermeden durmaz o. Ne bakıyorsun suratıma? Hastane mi arayacaksın, karakol mu arayacaksın? Ne varsa ara, durma öyle. Bunlar niye yatıyor hala? Biz burada can derdindeyiz, millet uykusunda. Herkes kalkacak. Tamam, sakin ol. Kalkın Mahir, Arzu. Herkes kalksın, herkes. Annem bağırıyor. Ne oluyor Arzu? Bilmiyorum. Haber alamıyorum. Telefonu bir şey yok. Kaldıracağım. Sakin ol. Bir şey kesin bir şey oldu ya. Telefonu kapalı. Anlamıyorum yani. Anne şarjı bitmiştir. Bir şeydir. Lütfen sakin ol. Lütfen. Of of. Of. Oh. Babaanne. Anne ne oluyor? Ne oluyor ki? Baban yok ortada. Telefonu kapalı. Ben de bir şey yoktur dedim ama dinlemiyor annem abi. Oğlum bir şey yoksa nerede bu adam? Anneciğim telefonun şarjı bitmiştir. Ondan kapanmıştır. Ne bileyim yoldadır. Birazdan gelir. Yok oğlum benim durup bekleyecek sabrım kalmadı. Hissediyorum ya. Şuramda hissediyorum. Anne. Babaanne, babaanne. Otur, dur, dur. Şuramda hissediyorum. Gel anne. Duracak bir şey yok. Tamam gel. Arzu bir kolonya falan getir. Anne. Kolonya. Kesin başına bir şey geldi. Kesin başına kötü bir şey geldi. Allah'ım ya yığılıp kaldıysa oralarda kimse yok yanında. Anne. Ben şimdi marinaya gidip bakacağım tamam mı? Sen de sakinleş lütfen biraz. Orhan annemin yanında kal. Bir şey öğrenir öğrenmez bana haber verin tamam mı? Tamam abi. Sakin. Sakin annem. Onca sene. Onca sene bir sırrı saklamak için uğraştık. Sonra ortaya Cennet diye bir kız çıktı. Her şey alt üst oldu. Eğer Cennet'i kaçırmasaydın hayatımızda hiçbir şey alt üst olmayacaktı. Korktum Cengiz, korktum. Neyini anlamıyorsun bunun ha? Oğlumuzu kaybetmekten korktum. Ve korktuğunu da kendi ellerinde başımıza getirdin öyle değil mi? Selim. Selim geldi. Nilgün. Sakin. Tamam sakin. Ya her şeyi anlattıysam. Nilgün sakin ol lütfen. Selim. Çok merak ettim seni. Oğlum. Cennet'i annemi kaçırdığından haberin var mıydı senin? Nilgün, bizi yalnız bırak. Lütfen. Her şeyi öğrenmek istiyorum ama. Ama sakın, sakın bana annemin hasta olduğunu söyleme. Çünkü ben bunu duymaktan gerçekten çok sıkıldım. Bütün bu olanları
anlayabilmem için mantıklı bir açıklama istiyorum sadece. Kolay gelsin. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cennet, uygunsan biraz konuşalım mı? Tabii. Buyurun. Abla, kim bu kadın? Selim'in halası. Bir sorun olursa hemen seslen bak. Özlem Hanım, Selim'in evi terk etmesinden dolayı beni suçluyorsanız bunun sorumlusu ben değilim. Selim'in bu durumda olmasının tek bir sebebi var, o da ailesi. Yoksa Ali'nin mi demeliydim? Ama siz... Bunu benden saklamaları imkansızdı. Ben en başından beri karşı çıktım. Çünkü bence çocuğa yapılabilecek en büyük haksızlıktı bu. Ali hafızasını yitirdiğinde Nilgün'e söylemesi için yalvardım ama dinletemedim. Bir gün gerçeği öğrenip size sorduğumda ne yapacaksınız dedim. Ama ne abime ne yengeme dinletemedim. Yavaş yavaş bir şeyler hatırlamaya başladı. Ama henüz bir anlam veremiyor. Zamanla anlam kazanacaktır bence. Ne olduğunu, kim olduğunu hatırlamaya başlayacak. Ve inan bana Cennet, bunu senin kadar çok istiyorum. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi tahmin bile edemezsiniz. Yani bu konuda yalnız olmadığımı bilmek o kadar iyi geldi ki. Bir çocuğun ailesi olmak, onun gerçekleri bilme hakkını elinden almaya bahane olmaz ki. O zaman neden Selim'in her şeyi hatırlamasını bekliyoruz ki? Birlikte söyleyelim ona gerçekleri. Keşke söylediğin kadar kolay olsaydı. Anlıyorum. Anlamıyorsun. Mesele Selim'e bir şey anlatıp anlatmamak değil. Ben daha önce bunu yapmayı denedim. Hatta gittim bu konuda psikologdan yardım bile aldım. Bana şöyle söyledi. Eğer bunu anlatırsanız çok çok büyük bir travma yaşar. O yüzden sabit beklemekten başka bir yolunuz yok. Ama... Bak, belki de beklediğin kadar zaman geçmeyecek. Çünkü sen hep onun yanındasın. Geçmişiyle ilgili daha fazla bir şeyler hatırlamaya başlayacak. Selim için iyi bir şey yapayım derken daha kötü şeylere sebep olmak istemezsin değil mi? O zaman söz ver bana. Selim geçmişe dair daha çok şey hatırlayana kadar hiçbir şey anlatmayacağız. Anlaştık mı? Peki, anlaştık. Bu konuda yalnız olmadığımı bilmek çok güzel. Selim'e benim için de çok iyi bak, olur mu? Görüşürüz. Kolay gelsin tekrar. Evet abiciğim, bütün ipler artık benim elimde. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Babaannem, hadi iç şöyle hocam. Orhan, bir daha ara abini. Şimdi aradım anne. Marina'ya daha yeni geldiğini söyledi. Sen niye bir şey söylemiyorsun? Her zaman vur vur konuşuyorsun. Bugün susup oturacağını tuttu. Ben çok üzgünüm. Anneciğim lütfen. Bu enerjini babam için saklasan daha iyi olmaz mı? Hem babam geldiğinde hepsini anlatacağım. Diyeceğim ki... Annem senin yüzünden hepimizi mum gibi ayağa dikti diyeceğim. Şu kapıdan içeri mi girse? Yeter. Vallahi öyle ne kadar ağzımı açmayacağım. Yeter ki gelsin. Cennet'i kaçırdığını karakolda öğrendim. Bunu yapan annen değil de bir başkası olsaydı... inan bana hiç düşünmeden... orada şikayet ederdim. Ama oğlum annem benim hayat arkadaşım.
Biz birbirimize iyi günde kötü günde sahip çıkmak için söz verdik. Yapamadım. Hiç kimseye hiçbir şey söyleyemedim. Ama cennetin nerede olduğunu öğrenir öğrenmez de gittim onu kurtardım. Ya geç kalsaydın? Ya zamanında yetişemeseydin? İşte en kötüsü de bu baba, biliyor musun? Verecek hiçbir cevabının olmaması. Oğlum, cennetin başına gelenlerin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bunu kabul ediyorum. Ama annenin durumunu biliyorsun. Sen annenin sağlıklı bir insan gibi davranmasını düşünmesini bekliyorsun. Hatta onu suçlarken bile normal bir insanı suçluyormuş gibi davranıyorsun. Annem hasta, evet. Benim annem çok hasta. Ama sen, ya sen sağlıklı düşünebilen bir insansın. Sen bütün bunları bile bile Cennet'i bu eve yemeğe çağırdın. Sen aradın ya beni, sen çağırdın bizi. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Oğlum, eğer annen Cennet'i daha iyi tanırsa her şeyin düzelebileceğini düşündüm. Her şeyin düzelebileceğini sandın, öyle mi? Cennet, bütün bunları öğrendikten sonra beni terk etti. Ya gitseydi? Ben hayatım boyunca bunun cevabını arayacaktım. Ya ben ne hale gelecektim, hiç düşündün mü beni? Diyecek miydin bana, oğlum Cennet bizim yüzümüzden gitti. Gerçeği söyleyecek miydin bana? Hayır. Benden daha ne saklıyorsunuz? Gerçi bundan daha kötü ne olabilir? Daha ne saklıyorsunuz söyleyin. Rahatlayın. Selim yeter. Anneni de beni de suçlamaktan artık vazgeç. Evet annen bir hata yaptı. Kabul ediyorum bunu. Hem de telafisi olmayan bir hata yaptı. Ne yapayım? He? Ne yapayım? Gideyim onu hastaneye mi yatırayım? Böyle daha mı mutlu olacaksın? Ya elimden gelen ne varsa yapıyorum. Durumu düzeltmek için elimden gelen ne varsa yapıyorum. Bir kere de kendini benim yerime koy. Sen ne yapardın benim yerimde olsaydın ha? Ne yapardın? Ama yok. Varsa yoksa cennet, öyle değil mi? Baba. Ya bu iki gündür tanıdığın bir kız için ailene sırtını dönüyorsun be. Bu mu mantıklı? Bu mu? Cennet ölebilirdi. Ama ölmedi. Ölmedi, yaşıyor. Buraya gelip konuşmam bile bir hataydı. Selim. Selim dur. Selim o eşyaları bırak. Çekil! Çekil, daha fazla zorlaştırma, çekil. Selim! O zaman öldür beni. Sen olmayacaksan benim yaşamamın ne önemi var? Hem o zaman korkmazsın da birilerine zarar verir miyim diye. Selim. Ben böyle olmak istemiyorum. Çok yoruldum artık. Kafamdaki sesler durmuyor. Ama yapamıyorum. Çok pişman. Selim çok pişman.
biraz zaman ver. Kafamı toplamama izin ver. Tamam. Tamam, hiç. Beni hiç görmezsin. Hatta sesimi bile duymazsın eğer istemiyorsan. Yeter ki gitme. Senin gitme. Seni kaybetmeye dayanamam ben. Asıl gitmezsen beni kaybedeceksin zaten. Biraz zaman ya. Biraz. Zaman. Selim. Beni terk etmeyeceksin değil mi? Terk etmeyeceğim. Kesin bir şey oldu. Yoksa habersiz bırakmazdı bizi. Anneciğim, iyi düşünelim lütfen. Babaanneciğim, amcam haklı. Bak, babam bulup getirecek de değil mi? Endişelenme sen, merak etme. İnşallah kızım. İnşallah, inşallah, inşallah. Ay, buldun mu babanı? Anne babam haftalardır marine hiç uğramamış. Yani teknesi de yerindeydi. Yer yarıldı, içine girdi resmen. Dedim size. Başına bir iş geldi dedim. Hayır yani şey... Vallahi da tek başına çıkmış. Şoförü de almamış yanına. Rıza neredesin? Allah'ım, aklımı kaçıracağım. Aklımı kaçıracağım. Yaşadıklarımızdan sonra hala bana res çekebiliyorsun ya. Bravo sana. Aslında sana annemden daha çok kızıyorum, biliyor musun? Yıllarca ilaçlara boğdun o kadını. Panik atak mı geçiriyor? Yeşil haplar. Ağlıyor mu? Beyaz haplar. Krizi mi tuttu? Ver hepsini. Yıllarca uyuttun annemi. Eğer annem bugün bu haldeyse sebebi sensin. Sen çözüm arayacağını hala bir de üste çıkıyorsun. Selim. Bunu da ol oğlum. Geceleri giyersin. Sıcak tutar. Ulaşamıyoruz. Yok, hayır. Hayır, görmedim. Dün Cengiz de görmemiş babamı. Yok. Yürü, polise gidiyoruz. Babaanne. Anne. Anne dur Allah aşkına, ne yapıyorsun? Koskoca adam, sakin ol, çıkar bir yerlerden. Oğlum çıkmıyor ama. Yazlık ev. Orada olabilir mi? Olamaz. Yo, olabilir. Hem neden olmasın ki? Dedem çok sever orada vakit geçirmeyi. Ah.
Hayır, bu havada babamın ne işi var yazlık evde? Değil mi? Cengiz. Kızım abla. Orhan. Oğlum sen şu yazlık eve bir baksana. Ben de seninle geleyim Orhan. Belki bir yardım dokunur abiciğim. Arabada bekliyorum seni. Anne. Bak. Sen de bırakma kendini. Sana söz veriyorum. Babam her neredeyse onu bulup sana getireceğim. Eğer beni tehdit etmek yerine birilerini aramama izin verseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Arzu, Arzu sakin ol biraz lütfen. Cengiz, biz babamı gömdük. Ya bulurlarsa? Bulamazlar. Sen hiç kimseye hiçbir şey söylemezsen bulamazlar. Sakin ol. Tamam, bizi habersiz bırakmayın. Tamam Arzu. Ayağına ne oldu senin Cengiz? Burktum. Sabah koşarken burktum. Geçmiş olsun. Hoş geldin Selim abi. Hoş geldin Selim abi. Merhaba Beste. Daha iyi misin? İyi işte. Şimdi eşyaları otele bıraktım. Aç mısın abi? Yok, onlar sağ ol değilim. Beste bir porsiyon daha ister bir tatsana. Cennet ben hala... Üzgünüm, yüzüne bakamıyorum. Çok mahcubum sana karşı. Mahcup olması gereken kişi sen değilsin. Senin hiçbir suçun yok sonuçta. Sahilde yürüyelim mi biraz? Olur. Ben üstümü alayım. Pencere kırılmış. Belki de rüzgardan kırılmıştır. Umarım öyledir. Baba! Her şey öyle mi? Öyle gözüküyor. Dediğin gibi rüzgardan kırılmış olmalı pencere. Baba! Ulan çıldıracağım. Nerede bu adam? Bahçeye bakalım Cengiz. Sen arkaya ben öne. Hadi. Yazık evde de değilmiş.
Yok. Yeter durdunuz. Yürüyün, polise gidiyoruz. Sen avukat ara, karakola gelsin o da. Hadi. Tamam, arıyorum şimdi. Ben de geliyorum, beni de bekleyin. Anne? Sen? Birinin evde kalması daha iyi olur. Sen git kızım. Tamam. Selim. Şurada bir kahve var, gidelim mi? Olur. Ama olanlardan konuşmak yok. Sadece şu an. Ya benim için tek önemli şey bu. Cengiz! Buldun mu bir şey? Yok, yok. Yok, burada yok. Önde de yok. Buhar oldu, uçtu sanki. Orhan, yok burada. Ben baktım oraya kardeşim. Başka yere bakalım hadi gel. Baba! Burası sıcacık, tatlı bir yer. Tatlıymış. Güzelmiş. Kimse yok mu? Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Ne içersiniz? Vallahi abi bir çayını alırız be varsa. Siz buyurun oturun, geliyor hemen. Oh, sıcacık iyi geldi. Yalnız sen dikkat et. Şimdi elini falan yakarsın. Sobaya alışkın değilsindir. Ne demek şimdi bu? Ne bileyim, pek hayatında o soba görmüş birine benzemiyorsun. Öyle mi? Sen beni ne sanıyorsun? Böyle zengin, şımarık, lüks mekanlarda takılan, hayata karışmayan biri miyim sence? Yani. Daha dün seni tanıyor gibiyim diyordu. Ne oldu şimdi? Ayrıca ben sobadan çok iyi anlarım. Ay yok artık Selim. İnanmıyor musun? Bekle gör o zaman. Selim, ben yardım edeyim mi sana? Gerek yok. Her şey bende. Tamam, güven bana, merak etme sen. O kadar çok fazla adına gerek yok bence, yeter. Yetmez. Yetmez, biraz daha odun lazım, yoksa ateş sönüyor. Güzel yaktın. Harikasın. Kıymık battı. Ver bakayım, ver. Acıyor mu böyle? Çok acıyor ya. Abartıyorsun, o kadar acıyor olamaz. Kıymık alt tarafı. Of, çok kötü çizilmiş ya. Abartma abi. Ver şeyini. Bir şey yok ki. Azıcık çizilmiş. Acıyor ama. Öptüm, bak geçer şimdi. Çıktı işte, yok bir şey. İyisin değil mi şimdi? Selim. Selim, ne oldu, iyi misin?
Yine oldu. Yine aynı şey oldu. Bir şey mi hatırladın? Bir kız çocuğu vardı bu sefer. O Ali dedi bana. Ben galiba deliriyorum Cennet. Hakikaten annem gibi deliriyorum galiba. Yok tamam, yok bir şey. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Cennet? Kim bu çocuk? Niye benim kafamın içinde? Ali kim Cennet? Ali kim? Ben daha önce bunu yapmayı denedim. Hatta gittim bu konuda psikologdan yardım bile aldım. Bana şöyle söyledi. Eğer bunu anlatırsanız çok çok büyük bir travma yaşar. Bu yüzden sabredip beklemekten başka bir yolumuz yok. Kafam allak bullak Cennet. Ne oluyor bana? Selim tamam. Yok bir şey. Selim. Tamam. Sakin ol. Birlikte atlatacağız bunu. Ben seni hiç bırakmayacağım. Arzu Ana. Bunlar çok kirlenmiş. Kur temizlemeye gönderiyorum. Gönder. Gönder, bana mı soruyorsun? Senin işin bu. Gönder. Şey, kabanın bir düğmesi kopmuş da onu söyleyecektim aslında. Ver bakayım şunu bana. Nerede? Hangisi kop? Baktım ama yok, başka bir yerde düşmüş herhalde. Hadi in aşağı, hadi. Arzu yap şunu. Arzu Hanım, iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Al götür şunu gözümün önünden. Melisa, biz de karakola geliyoruz. Bir haber çıkarsa ara hemen. Orhan yavaş git. Kaza yapacağız. Kesin bir şey oldu Cengiz. Babama bir şey oldu. Yoksa bu saate kadar bir haber çıkardı. Dur bakalım, sakin ol. Hemen kötüyü düşünmeyelim. Gece giydiğim kabanın düğmesi kopmuş. Arabanda düşmüş olabilir mi?
Komiser Bey, Rıza Bey bize haber vermeden hiçbir yere gitmez. Muhakkak başına bir iş geldi. Arama emrimi çıkartıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Lütfen bulun kocam. Ya ben avukatınıza söyledim. 48 saat geçmeden hiçbir şey yapamayız maalesef. Komiser Bey, 48 saat dediğiniz iki koca gün. Ben kocam öldü mü kaldı mı nasıl beklerim? Babaanneciğim, tamam sakin ol. Komiser Bey, bahsi geçen kişi Rıza Soyer. Bu ülkenin en önemli iş adamlarından biri. Prosedürleri geçelim artık. Bir an evvel harekete geçmeniz lazım. Zaten yeterince vakit kaybettik komiserim, lütfen. Peki. Dün sabahtan beri kayıp demiştiniz değil mi? Sabahın körü balığa diye çıktı. Gidin, gidiş o gidiş. Ufuk, Marina'ya bir ekip gönderin, hemen soruşturmaya başlasınlar. Ayrıca GSM şirketiyle de irtibata geçin. Rıza Soyer'in telefon sinyali en son nereden alınmış bir öğrenelim bakalım. Çok sağ olun. Teşekkürler komiser. Selim. Ne olur susma böyle. Aklında ne varsa anlat. Ne anlatayım bilmiyorum ki. Gördüğüm her şey çok gerçek. Sanki hepsi bana ait bir yana. Çocuk. Ali sanki benim çocukluğum gibi. Sanki iki tane ben varmışım. Birini çok derinlere görmüşüm, o da oradan. O oradan çıkmaya çalışıyor gibi. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bırak. Her şeyi oluruna bırak. Buraya bırak. Kalbinin derinde ne varsa bırak çıksın ortaya. Karşılaşacağın şeylerden korkma. Daha fazla kaçma kendinden. Kim bunlar? Ali kim? Ali sensin. Sen benim Ali'msin. Korkma. Bak, buldum seni. Yanındayım. Buradayım. Efendim Melisa. Ne? Tamam, tamam geliyorum hemen. Tamam, tamam. Ne olmuş? Rıza amcaya ulaşamıyorlarmış dün akşamdan beri. Ne? Biraz daha hızlı gider misiniz lütfen? Hayırdır ablacığım, cenazeye mi gidiyorsunuz? Ne cenazesi? Yani siz öyle ağlayınca bir yakınınızı kaybettiğini sandım da. Size ne bundan? Siz işinize bakın, önünüze bakın. Hadi çabuk gidin. Pekala efendim, özür dilerim. Orhan, bir şey bulabildin mi oğlum? Abi tamam, sakin ol. Maalesef bir şey bulamadık. Yazlık eve gittik. Sadece bir pencere kırılmış rüzgardan. Onun dışında her şey yerli yerindeydi. Keşke beklemeseydim. Keşke ben de gitseydim peşinden. Bütün gece fosur fosur yatıp uyudum. O adam nerede, ne yapıyor hiç düşünmedim. Babaanne, yapma böyle ne olur.
Ya dedem ölmüş gibi konuşuyoruz. Selim. Dedem yok. Dün sabahtan beri ulaşamıyoruz. Tamam, merak etme Meysa. Rıza amcaya bir şey olmamıştır, tamam. Sakın kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Eminim Rıza Bey sağ salim çıkacaktır ortaya. Umarım. Dün sabahtan beri ortada yok. Balığa diye çıkmış evden. Hala haber alamadık. Yok. Ben Rıza Bey'i gördüm. Bizim eve ziyarete geldi. Sizin eve mi? Ne işi var dedem sizin evde? Rıza amca Cennet'in annesini bulmak için bize yardım edecekti. Rica ettim ben de Cennet'lere beraber geçtik. Zaten çok kalmadı. Öyle ayaküstü konuştuk gitti. Tamam ama yani sonuçta son gören siz oldunuz öyle mi? Rıza Bey'in cep telefonundan en son bu adresten sinyal alınmış. Abi burası... Bu? Bizim yazlık evin adresi bu. Yazlık ev mi? Oğlum siz yazlık eve baktık dediniz. Baktık anne, söyledim ya. Biz gittiğimizde hiçbir şey yoktu. Sadece rüzgardan bir cam kırılmıştı. Onun dışında her şey yerli yerindeydi. Değil mi Cengiz? Evet, biz baktık oraya, boştu orası. Bir de biz kontrol edelim bakalım. Söyledin. Kocana, kızına, öz evladın Cennet'e yalan söyledin. Şimdi derhal evimden ve şirketimden defolup gideceksin. Ve bir daha da Melisa'yı görmeyeceksin. Şimdi kızı Cennet'e analık yapmayan bir kadın benim torunuma analık yapamaz. Baba.
Ben geldim. Böyle olmamalıydı. Böyle olmasını ben istemedim. Hiç dinlemeyecektin o kızı. Hiç. Neden? Neden gerçeklerin peşine düştün? Neden babam? Babam. Her şeyin sorumlusu kız. Affet beni. Ya çok geç kaldıysak ya bir şey geldiyse başına. Allah'ım ne olur başına bir şey gelmiş olmasın, ne olur dedem iyi olsun. Bir şey olduğu falan yok Meysa. Göreceksin bak, gideceğiz. Rıza amca sapasağlam karşımıza çıkacak. Şarjım bitmişti. Neden ortalığı ayağa kaldırdınız diye kızacak bize. Kızsın. Ben razıyım. Yeter ki iyi olsun. İyi zaten. Merak etme. Selim. İyi ki sen varsın. İyi ki yanımdasın. Sen olmasan ne yapardım ben? Tabii ki yanımda olacağım. Biz yakın arkadaşız. Ayrıca Rıza amca benim de dedem sayılır. Yaklaştık galiba. Geldik sayılır. Şu ilerideki sapaktan dönünce oradayız. Yaşamam için ikinci bir şans verdin. Bana bir aile verdin. Ben istemedim böyle olmasını baba. Yeterim istemedim ben böyle olmasın. Keşke dinleseydin beni. Dinleseydin de. Yine kovsaydın. Dövseydin, kırıp dökseydin. Başıma eğer çeker giderdim.
babamdır der. Hiç ses etmezdim ki. Keşke benden nefret etseydin. Ama yeter ki hayatta olsaydın. Yaşıyor olsaydın. Ama ben ne yapacağım? Ben bu azapla nasıl yaşayacağım babam? Abi, biz bu taraftan gidelim. Dede! Rıza! Dede! Rıza! Rıza! Dede! Dede neredesin dede? Rıza! Baba! Neredesin? Baba! Baba biz geldik baba! 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 Rıza neredesin? Allah'ım ne olur çık artık gel neredesin? Yatak odasında da yok. Evde de yok hiçbir yerde. Allah'ım sen aklıma bu gayret ol. Otur sakin. Nerede bu adam? Yer yoruldu içine mi girdi? Delireceğim. Başka bir şey var. Kesin başka bir şey oldu. Rıza Bey buradaymış. Ona ben yazmıştım. Annemin ismi soy ismi bu. Ne annesi? Ne annesi ya ne annesi? Annem mi senin? Bizim derdimiz senin annem mi? Saçma sapan konuşma bir de seninle uğraşmayalım. Yardım etmeye çalışıyor. Kim? Kim istiyor ondan yardım? Ne işi var? Aileden biri gibi niye geliyor buraya? Ayıp ediyorsun şu an Melisa. Yeter! Yeter! Rıza ortada yok. Sizin derdiniz bu şimdi. Sen abla haklı. Kendinize gelin. Cennet. Ben sadece Rıza Bey'e... Tamam Cennet. Komiserim sizi bekliyor. Ne oldu?
mektubu yaparım. Rıza Bey'in aracı iskelede bulunmuş. Telefonu incelemeye gönderin. Üzerinde Rıza Bey'inkinden başka parmak izi var mı baksınlar. Arabadan da parmak izleri alsınlar. Emredersin amirim. Rıza nerede? Bulamadınız mı? Henüz bir haber alamadık maalesef. Ya size denize açılacağım dememiş miydi? Belki buradan açılmıştır. Cennet haklı. Babamın kayığı yerinde yok. Denize açılmış olmalı. İyi de nerede bu adam? Niye hala dönmedi? Allah'ım sen yardım et. Akıntıya falan kapılmış olmasın. Ha? Saatlerdir bir başına deniz. Allah'ım sen koru. Hemen arama kurtarma ekiplerine haber verin. Daha geç olmadan aramaya başlasınlar çabuk. Başla amir. Saat oldu. Kaç saattir arıyorlar dedemi? 3,5. Şimdiye kadar çoktan bulmuş olmaları gerekmez. Kayıkla ne kadar uzaklaşabilir ki? Birazdan gelir o. Gençliğinde de böyleydi. Denize bir açılırdı. Bekle ki gelsin. Saatlerce dönmek bilmez adam. Yorulmuyor musun ya derdim. Asıl siz beni yoruyorsunuz. Ben denizde dinleniyorum, kafamı dinliyorum derdim. Çok yorduk tabii bu aralar adamı, çok yorduk. Hepimiz birden yedik bitirdik adamı. Çok yoruldu. Biraz sakinleşsin, dinlensin, o gelir. Döner o gelir. Döner geri. Kaç saat oldu? Niye hala bir haber yok? Ne yapıyor bunlar saatlerdir? Orhan Bey biraz sakin olur musunuz? Babanızın bulunması için bütün birimler seferber oldu. Kurtarma ekipleri denizde. Jandarma ormanda aramaya devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Nereye gidiyorsun? Burada boş boş babamı bekleyecek halim yok. Ben de arayacağım onu. Tamam dur. Ben de geliyorum. Beraber ararız. Tamam. Ben de geleceğim. Kızım, anneni arayıp haber verdin mi sen? Ben annemi unutmuşum tamamen. Arayayım hemen. Bekle burada. Bundan sonrası tehlikeli biraz. Yok yok bir şey mi? Gelirim ben de. Beni dinle, bekle burada tamam. Selim haklı. Cennet, kendini sakatlayacaksın. Baba! Rıza amca!
Yardım edin. Kocanıza mı ait? Kocanıza ulaşamadık. Teşekkür ederim. Tamam geldik. Geldik Arzu Hanım.
Tamam, sakin ol, geçti. Neden kocamı bulmadan geldiniz? Bana niye bunu getirdiniz? Neden? Niye kocamı bulmadan döndünüz? Ne yapacağım ben bunu? Ben bunu ne yapacağım? Bana kocamı getireceğinize atkısını mı getirdiniz? Ne yapacağım ben bu atkıyı? Anne tamam. Anne. Hava bozuyor. Bu hava şak. Bana mazeret uydurma. Bu senin işin. Git kocamı bul bana. Kıyı şeridinden aramaya devam edeceğiz sadece. Siz dilerseniz evde bekleyin. Bir gelişme olursa biz size haber veririz. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Anne. Bırak, bırak. Anne. Oh, vallahi bırak. Anne tamam. Annem. Baba anne. Annem. Ay baba anne. Ay baba nerede? Baba nerede oğlum? Oğlum baba nerede? Tamam annem, annem. Ah. Annem yapma. Anne. Ah. Anne tamam yapma. Ay. Hava fena bozdu. Bence kötü yağacak. Cennet hala gelmedi. Ara da gelsin çabuk. O Selim abiyle beraber. Sen hiç merak etme. Şimdi arayıp rahatsız etmeyeyim onları. Ara gelsin. Rahatsızlığın mı kaldı? Saat kaç olmuş? Suna abla ya. Bir rahat vermedin. Konuşuyorlardır belki. Beste. Suna ablam şakşuka yapmış akşam yemeğine de. Dayanamaz gelir o. Cennet telefonu çalıyor. Önemli değil, ben sonra açarım onu. Arzu Hanım, iyi misiniz? Çok üşüyorum. Ben şimdi şömineyi yıkıyorum. Üzerinizi değiştirelim. Var mıdır burada kıyafet? Dolapta kıyafet olması lazım. Tamam. Tamam. Burası ısınacak birazdan. Üşümeyeceksiniz. Açmıyor. Duymuyor herhalde. Ne demek açmıyor canım? Bir daha çevir bakayım. Ya Suna ablacığım boşuna telaş yapıyorsun. Hem Cennet ablam yıllar sonra Ali'ye kavuşmuş. Ya bırak hasret gidersinler. Ayıp. Bir şey olmaz. Ne demek bir şey olmaz kızım? Şimdi gidip Mukaddes ablayı alacağım geleceğim. O sormayacak mı Cennet nerede diye? Of. Sofraya bak. Kurt gibi de açım. Hadi niye oturmuyoruz? Cennet'i bekliyoruz oğlum. Cennet gelmeden olmaz. O daha gelmez ya. Ali'yi buldu, bizi unuttu. Terbiyesiz. Siz iyice terbiyesiz oldunuz artık. Anne vallahi çok açım. Çok mertsin. Ben de çok açım. Suna ablacığım sen git Mukaddes teyzeye al gel. Bak yemekleri koyuyorum. Sor sonra. Çok mertsiniz. Evet. Tamam oturun hadi. Hadi otur. Sıcacık oldu kazanız. Burası da çok sıcak. Müsaadenizle ben şunu çıkarayım. Giyelim mi bunu beraber? Hayır. Ben hallederim. Sen hakkını dön. Tamam, döneyim. Siz rahat rahat giyinin.
Nabzu Hanım. Sakın dönme. Dönme sakın. Tamam. Yeter artık. Yeter, çek elini. Çık dışarı. Dışarı çık. Gitme ne olur. Arzu'nun yok bir şey. Gel.
Hatice. İyisiniz, her şey yolunda. Sadece kabustu. Anne. Anne. Sakin ol Melisa. Cennet annenin hayatını kurtardı. Eğer olmasaydı şimdi belki de Arzu için de gözyaşı döküyorduk. Rıza amca yararken ormanda düşmüş. Sen bizim burada olduğumuzu nereden öğrendin? Dün aradık, telefonla ulaşamadık sana. Ben haber verdim. Komiserim, ne yapacağız? Aramaya devam edelim mi? Burada işimiz kalmadı, dönüyoruz. Ne oldu? Komiserim? Rıza çocukluğundan beri denize açılır. Denizde ne yapılacağını iyi bilir o. Başka bir şey oldu. Bilmediğimiz başka bir şey oldu. Kayığı buldular Sema abla. Deniz açıldı kesin. Komiserim sizi bekliyor. Arka bahçede bir şey bulduk. İşimiz var burada. Ne var? Ne buldunuz? Konuşsanıza. Burada toprak içeri çökmüş, görebiliyor musunuz? Dün gece yağmur yağmasaydı bunu fark etmemiz imkansızdı. Burada yakın zamanda bir çukur kazılmış. Ne? Ne demek? Ne çukuru anlamıyorum. Mezar gibi mi? Umarım yanılıyoruzdur. Ama her ihtimali değerlendirmemiz lazımdır. Hadi çocuklar, kazmaya başlayın.